Namibya açıklarında yüzlerce sığınmacıyı taşıyan ahşap tekne İsveçli kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Teknedeki 439 sığınmacı ve yolculuk sırasında yaşamını yitiren 52 kişinin cesedi İtalya'nın Sicilya adasına götürüldü. İsveç gemisi sabahta 130 kişiyi kurtarmıştı. Avusturya, Almanya, Sırbistan ve Makedonya Dışişleri Bakanlarının katıldığı toplantıda Avrupa'ya sığınmacı akınına karşı önlemler masaya yatırıldı. Alman Bakan Steinmeier, sığınmacıların üye ülkeler arasında adil dağılımını savundu. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko, Brüksel'de Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le bir araya geldi. Juncker, Ukrayna'nın gerekli kriterlere uyumda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, yıl sonuna kadar Ukraynalılara vize zorunluluğunun kaldırılmasını tavsiye edebileceklerini söyledi. Amerikan Başkanı Barack Obama, silah kaynaklı şiddete karşı yasal düzenlemelerin önemine dikkat çekerek, silahların yol açtığı can kaybının terörizmi geride bıraktığını söyledi. Dün bir televizyon muhabiri ve kameraman canlı yayında vurularak öldürülmüş, zanlı otoyolda kendini vurarak intihar etmişti. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, ülkeyi erken seçimlere götürecek seçim hükümetini kurmak üzere Yüksek Mahkeme Başkanı Vasili Kitanou'yu görevlendirdi. Erken seçimler için 20 Eylül tarihi telaffuz ediliyor. Başbakan Tsipras geçen hafta istifasını sunmuş, koalisyon görüşmelerinden de sonuç alınamamıştı. Çin'de geçen hafta 139 kişinin hayatını kaybettiği Tianjin felaketiyle ilgili 23 kişiye tutuklama kararı çıktı. Sorumlular arasında üst düzey siyasetçiler, bürokratlar ve iş adamları bulunuyor. Patlayan depoda yaklaşık 700 ton sodyum siyanür ve yüzlerce ton tehlikeli maddenin bulunduğu ortaya çıkmıştı.